yanındayız. Yanındayız yavrum. Kızım. Canım. Allah seni bize bağışla. Seni bekliyor. Böyle bir şeye nasıl izin verdiniz? Annem gitmek istese bile ona engel olmalıydınız. Nisa, burada değildin. Neler olduğunu bilmiyorsun. Ne olursa olsun. Sana, abime inanamıyorum ya. Ona ikna etmeliydiniz. Kimsesiz biri gibi orada bir başına. Ben gidip onu eve getireceğim. Nisa, dur. Ben onu geri getirmek için gittiğimde üstüme saldırdım. Hiç kolay değil. Hayır, annem asla öyle bir şey yapmaz. Sen Londra'dayken her şey çok değişti. Ben gidip annemi eve getireceğim. Göreceksin. Buyurun Feyyaz Bey. Bugün hemen Tolga altın soyun, bilinen bütün borçlarını ödeyin. Ev sahibine, bankalara... Faturaları filan halledin. Başüstüne Feyyaz Bey. Ha, bir de iyi bir iş bul bana. Bir an önce girsin, bir yerde başlasın. Peki efendim. Hiçbir şey yemiyorsun. Gece de uyumadın zaten. İştahım yok. Ama yemek zorundasın. Bebeğin için. Onu düşün ha. Elimde değil Tolga, canım hiçbir şey istemiyor. Peki, sen bilirsin. Hadi en iyisi eve gidelim. Hazır annenler buradayken dinlen biraz. Sonra yine geliriz. Hayır. Ablamı bırakıp hiçbir yere gidemem. Sen git. Madem öyle istiyorsun. Zaten babanla bir tatsızlık çıkmadan gitsem iyi olacak. Görüşürüz Eda. Lütfen daha fazla üzme kendini. Gidiyor musun Tolga? Evet. Cemil amcayla bir tatsızlık çıkmasını istemiyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. İhtiyacınız olursa bunları bilin. Siz de fazla kalmazsanız iyi olur. Hastamızın dinlenmesi lazım. Peki kız.
yavrum. Bir şey söylemek istersen bana gözlerini kırp yeter. Ben anlarım. Ah benim güzel kızım. Gecenin o saatinde niye tek başına yola çıktın? Sabaha bekleyemedin anne. Tamam. Yok yok. Ben öylesine söyledim. Yorma kendini. Doğru konuşuruz bunları. Hay Allah, tutamadım ki kendimi. Bir arkadaşım aradı. Bana ihtiyacı vardı. Ah yavrum benim. Yine kendinden çok başkalarını düşündüğün için olmuş. Görüyor musun? Niye kimseye haber vermedin ki? Türkan, yeter. Bırak kızı sorguya çekme. Yeni mi soru sordum gene? Ay ne dediğimi biliyor muyum ben? Sen bana bakma yavrum. Harun nerede? Babasına telefon etmek için çıktı ya. Buralarda bir yerdedir. İstersen Kerem bulup gelsin. Anne, siz babamla eve gidin. Babam da yorgun, dinlensin. İyi olduğunu görmeden şuradan şuraya git. Babam doğru söylüyor. Sen bizi düşünme. İyileşmene bak. Hadi Cemil. En iyisi biz dışarıda bekleyelim. O biraz dinlensin. Ben kalırım yanında. Buradayız kızım biz. Sen uyu bana bak. Bizimkiler merak etmiştir. Babam oradayken asla gidemem. Beni hala affetmedi. Haklı da. Onun yerinde olsaydım ben de affetmezdim. Şimdi de bu kaza. Bu da benim yüzümden. Eda yapma şunu. Her şey için kendini suçlayıp durmaktan vazgeç. Bu sadece bir kazaydı. Hayır. Yapmamamız gereken şeyler yaptık. Kendimizi kaybettik. Her şeyi unuttuk. Neyi unuttuk? Birbirimizi sevdiğimizi mi? Buna hakkımız yok. Sen ablama aitsin. Şu halimize bak. Ablam ölümden döndü. Tolga perişan. Babam yüzüme bakmıyor. Ama biz ne yaptık? Sanki dünyada tek biz varmışız gibi. Bana sarıldığın, beni öptüğün anda her şeyi unuttum. Sanki gerçek dünyadan kopup gittim. Senin yanında olmak istedim. Her şeyden çok istedim. Ama buna hakkım yok. Yok. Ablam belki de bu yüzden o halde. Konuşamıyor bile. Hadi artık yanına git onun. Senin yerin orası. Ona git. Harun git. Sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Eda. Efendim Ferda abla. Eda. Melda Harun'la seni görmek istiyor. Harun senin yanında mı? Evet. Evet abla. Odaya geliyor. Tamam. Hadi sen de gel. Babamlar odada değil. Harun. Melda ablam bizi çağırıyormuş. Tamam. Gidelim öyleyse. Dur.
Ya bizi gördüyse? Neden o saatte arabaya atlayıp gittiğini bile bilmiyoruz. Eda, kimse bizi görmedi, tamam mı? Kimse bizi bilmiyor. Kendini yıpratma artık. Öyleyse niye ikimizi birden çağırıyor? Harun Eda'nın yanındaymış. Geliyorlar. Ya burada oturacağımıza bir çay içeriz işte. Uzaklaşmıyoruz ki, hastanedeyiz yine. Tamam Kerem, tamam. Cemil, sakın yanlış bir şey söyleme. Biz de Melda'nın yanına iniyorduk. Bizi çağırmış. Şimdi daha iyi değil mi? Yorgun haliyle yalnız bırakalım dedik ama. Biz de biraz durup yanınıza çıkarız. Tabii evladım, biz kafedeyiz. Yola çıktığını bir türlü anlamıyorum. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yapmadı bu kız. Soramadık da doğru düzgün. Arkadaşın durumu acildi demek. Kimseyi de uyandırmak istememiş belli ki. Ya Melda'mıza bir şey olsaydı biz ne yapardık Cemil? Nedir bu başımıza gelenler? Ne oluyor ailemize? Sen karakollarda, Melda hastanede. Bir de üstüne üstlük böyle Eda ile sen düşman gibi. Olacak iş değil. Ah, Gülay arıyor. Melda'nın arkadaşı. Efendim Gülay'cığım. Türkan teyzeciğim, Melda'ya ulaşamıyorum da merak ettim. Ah sorma yavrum, başımıza neler geldi. Ne oldu? Biz hastanedeyiz Gülay'cığım. Çok iyi gördüm seni. Gelsene Eda, öyle yabancı gibi. Seni bu kadar iyi görünce şaşırdım abla. Tatsızlık çıkmasını istemiyor herhalde. Ama ben senin yanında olmak istiyorum. Hem az önce babamla karşılaştık, bir şey demedi.
istiyorsan. Ama şu test sonuçların belli oluncaya kadar kalayım bari. Gerçekten korkuttum. Ama önemli değil artık. İyisin ya. Hadi biz çıkalım da artık aşıkları biraz baş başa bırakalım. Birbirlerini ne kadar çok seviyorlar gördün mü? Melda'ya bir şey olacak diye Harun'un yüzü ne hale gelmiş? Eda? Hemşire hanım! Hemşire hanım yardım edin! Eda? Hanımefendi? Hanımefendi iyi misiniz? Tansiyonunuz epey düşük. Bir rahatsızlığınız mı var? Hayır. Ben bebek bekliyorum. İnternet dışında iletişim kurmazdı hiç. Ne haber güzelim? İnternetin mi bozuldu? Hayırdır? Abicim ben İstanbul'dayım. Şaka yapıyorsun herhalde. Hayır çok ciddiyim. Sürpriz yapmak istemiştim ama asıl sürprizi ben yaşadım. Annemin evden gittiğini neden hiç kimse söylemedi bana? Çok gücendim. Nisa'cığım ailenin ortak kararıydı. Sen sadece derslerine odaklan diye. Tamam, öyle olsun. İçime doğmuş gibi tam zamanında gelmişim demek ki. Annemin orada kalmasına katiyen izin veremem. Ben yanına gidiyorum. Ne yapıp edip onu oradan çıkartmam lazım. Biz denemedik mi sanıyorsun? Kimseyi dinlemiyor. Beni dinleyecek, göreceksin bak. Hem benim bir planım var. Seni de bekliyorum. Herhalde bundan daha önemli bir işin olduğunu söylemeyeceksin. Abi... Tamam canım, geleceğim. Klinikte buluşuruz. Tamam abiciğim, görüşürüz. Nisa İstanbul'daymış. Annemin yanına gidiyor. İlle de çıkaracağım diye tutturmuş. Yanlarında olmam lazım Melda. Ama merak etme. Bir an önce yanına geleceğim. Seni yalnız bırakmayacağım. Görüşürüz Melda. Dinlenmeye çalış. Size ne kötülük yaptım? Neden yaptınız bana bunu? Yine mi yalan söylüyorsun? Bana bunu nasıl yaparsınız?
Sağ ol Metin. Ya Tolga, bu adam eşyalarınıza nasıl el koyar ya? Niye hiçbir şey demiyorsun? O el koymadı ki. Ben söyledim. Adama bir sürü borcum var. Zaten eşyalar borcun tamamını karşılamıyor bile. Hadi ya. Hem bu durumda eşyaları ne yapacağız ki? Senin eve mi dolduracağız? O da doğruya sığmaz ki. Ya Metin. Sana da yük olacağız diye içim hiç rahat değil. Ama ilk fırsatta bir yer bulacağım, merak etme. Allah Allah. Bir şey diyen mi var? Ben de benim fakirhane şenlenecek diye seviniyorum burada. Eda da geldi işte. Yo, gelemez o da. Merhaba. Merak etmeyin, bugün çıkıyoruz evden. Valizleri topluyorduk. Aa, niye topluyoruz? Borcunu ödendi ya. İstediğin kadar kalabilirsin. Ama kirayı artıracağım ona göre. Bir dakika. Ödendi mi? Kim ödedi? Bir akrabamış, öyle dedi. Senin haberin yok muydu? Evet şey, bugün ödeyeceğini bilmiyordum da. Ama biz yine de çıkacağız. Acele etmenize gerek yok. Bayinkini de ödedi senin akraba. Benim de bir borcum vardı, onu kapattım. Geri veremem şimdi. Tamam, sorun değil. Acele etmeyiz. İyi günler. İyi günler, iyi günler oğlum. Şansa bak ya. Nereden çıktı bu zengin akrab? Kim ki o? Ya biri işte iyilik yapmış aklınca. Sonra anlatırım. Ne olacak şimdi? Kalacak mısınız burada? Nasıl unuturum? Canım benim, canım, güzel kızım. Ah, dur bir bakayım sana. O kadar özlemişim ki canım, canım. Havaalanından mı geliyorsun? Hayır, evden geliyorum. Bu valiz ne peki? Burada kalacağım. Pijamalarımı, kitaplarımı falan getirdim. Burada mı kalacaksın? Evet, senin yanında. Madem sen eve gelmiyorum diye inat ediyorsun, ben de annemin yanında kalırım dedim. İstanbul'a dönüp de sensiz uyuyabilir miyim hiç? Ama Nisa, burası sana göre bir yer değil kızım. Şaka mı yapıyorsun bana? Hayır anneciğim, gayet ciddiyim. Şu üstümü değiştireyim de bir rahat edeyim. Hem bir görevli çağırayım da buraya bir yatak daha getirsinler. Nisa, sen burada rahat edemezsin. Kızım sıkılırsın. Sen rahat ediyorsan ben de ederim. Ama ben hastayım. Hiçbir mazereti kabul etmiyorum anneciğim. Eğer burada kalmamı istemiyorsan benimle birlikte eve gelirsin. Yoksa kendim bu yatağı zincirlerim, şu genç yaşımda ziyan olur giderim buralardan. Ah deli kız, sen kime çektin böyle? Ah canım canım, güzel kızım benim. Doktor bey, sizi yoğun bakımdan çağırıyorlar. Tamam, geliyorum. Evinize gidip dinlenmeniz gerekiyor. Tansiyonunuz yeniden düşebilir. En kısa zamanda da kendi doktorunuza bunları bildirmeniz gerekiyor. Tamam, teşekkür ederim. Ben birazdan dönerim. Demek bu yüzden öyle apar topar evlendin Tolga'yla. Sen hiç akıllanmayacak mısın Eda? Babamla annemden bunu nasıl saklayacağız? Yakında niye evlendin herkes anlayacak. Üstelik bir ton dert varken. Abla ne olur. Babamın dün geceyi karakolda geçirdiğinden haberin var mı senin? Ne karakolu? Geceleri bizim için taksicilik yapmaya başlamış. Bundan da haberin yok değil mi? İstemeden bir kavgaya karışmış. Durduk yere hapse bile girebilir. Yakında mahkemesi olacak. Şimdi sakın bu bebekten kimseye bahsetme. Karnın iyice büyümeden bir yolunu bulup... Artık nasıl anlatacaksak...
evlenmek bu kadar dert yeter. Ben annemlere bakmaya gidiyorum. Nisacığım, bırak inat etmeyi. Ben burada kalarak sizi koruyorum. Kendimi unuttuğum zamanlarda neler yaptığımı bir bilsen. Umurumda bile değil anneciğim. Öyle deme. Sinem'i parka götürdüm, orada unuttum. Sonra bir gün babanın tabancasını alıp... Anne, senin yerin bizim yanımız. Ne olursa olsun. Bundan sonra daha dikkatli yaşarız, olur biter. Abi! Hepinizi o kadar özlemişim ki. Biz de seni özledik. Dur bakayım bir sana. Saçlarında ne yaptın sen? Güzel olmuş mu? Seni çirkin şey. Abi. Sen nasılsın anneciğim? Çocuklarım yanımdayken kötü olabilir miyim hiç? Valizini toplamışsın. Nisa eve dönmezsen burada kalacağım diye tutturdu. Söz de dinlemiyor. Sen bari bir şey söyle. Koca kız oldu bu artık. Ben karışamam ona. Ah, siz yok musunuz siz? Gene kandırdınız beni. Dönüyorsun değil mi? Hı hı, dönüyorum. Herkes çok sevinecek anne. Banyoda biraz işim var. Sonra hemen gidelim buradan. Tamam. Plan okeydir abi. Nasıl mama? Korkulur senden. Senin neyin var? Gerginsin biraz. Melda trafik kazası geçirdi. Hastanedeydi. Ne? Durumu nasıl? Merak etme, iyileşecek. Ama şimdilik bizimkilere söyleme. Annemin eve döndüğü gün böyle bir haberi vermek istemiyorum. Tamam abicim, merak etme. Sizi eve bırakıp ben yine hastaneye döneceğim. Ben ablama haber vereyim o zaman. Hazırlık yapsınlar. Alo abla. Nisa, kaşla göz arasında nereye kayboldun sen? Hazır olun ablacığım. Birazdan annemle birlikte evde olacağız. Ciddi misin sen? Doğru mu söylüyorsun? Evet ablacığım. Harika bir haber bu. Babam da çok sevinecek. Gelince annemi nasıl ikna ettiğini anlatacaksın bana. Hadi çabuk gelin. Ne işin var burada? Aa, burası benim de odam Uşu. Bizim odamız. Eşyalarını topla ve defol git. Bu akşam babamla da konuşup boşanacağım senden. Yüzünü bile görmek istemiyorum. Uşu. Senden vazgeçemem. Tamam, bir hata yaptım. Ama seni çok seviyorum. Affet bir tanem. Senden vazgeçemem. Biliyorum sen de bensiz yapamazsın. Hadi bırak kendini bana. Affet beni. Ne bu halin be oğlum? Evden de çıkmana gerek kalmadı işte. Ha, başka bir sıkıntın varsa anlat ki hal çaresine bakalım. Bu ev benim için dünyanın en güzel yeriydi. Dışarının bütün pisliğinden kaçıp sığındığım tertemiz bir dünya. Kimsenin el süremeyeceği güvenli bir sığınak. Ama şimdi burada nefes bile alamıyorum. Hadi çıkalım şuradan, biraz hava alalım. Hadi. Affedersiniz. Ablamın test sonuçları belli oldu mu acaba? Kontrol için olanları soruyorsunuz değil mi? Hı hı. Onlar henüz hazır değil. (Gülüyor)
canım, bir tanem. Neredeydin sen anneanne? Niye bu kadar geç döndün eve? Anneciğim, eve dönerek bizi o kadar mutlu ettin ki. Oh. Aklımız hep sizde kaldı anneciğim. Tamam canım, hepsine bakacağım şimdi. Anneciğim, en sevdiğin yemekleri hazırlattım. Sağ ol canım, teşekkür ederim, zahmet etmişsin. Ben hastaneye gidiyorum Nisa. Bizimkileri bir şey belli etme. Akşama görüşürüz. Tamam abiciğim. Gelmene çok sevindim. Anneciğim, benim biraz işlerim var. Akşama görüşürüz. Anneanne, çiftliğe de geleceksin değil mi? Atı nasıl bindiğimi görmen lazım. Hala anlatmadın. Hı? Neyi? Şu birikmiş kira borcunu ödeyen zengin akrabanın kim olduğunu. Neyin nesi, kimin fesi? Eski bir aile dostu işte. Hiçbir önemi yok. Annemin vefatını duyunca bir hayır yapmak istemiş herhalde. Sanki ondan bir şey isteyen oldu. Hem aile dostu diyorsun, hem de kiranın ödendiğinden beri sinirden kuduruyorsun. Of Metin ya. Bir daha yüzünü bile görmek istemediğim bir aile dostu işte, tamam mı? Unut gitsin. Gecenin karanlığı hissettirir yalnızlığı. Mevsimler gelip geçse canlandırır anıları. Ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya, ben seninle bir şarkı, ben seninle bir roman, ben seninle bir çocuk, ben seninle bir rüya. Kaybolduk
anılarda. Düşündüm başka bir şey. Aşk masalına inandım. Baba için. Bebeğim için. Savrulduk rüzgarına. Önemli olan tek şey o. Ben seninle bir şarkı. Ben seninle bir roman. Ben seninle bizim bebeğimiz olmalıydı. Seni benden alan o adamdan nefret ediyorum. Ben seninle benim asla sahip olamayacağım bir şeye sahip oldum. Ben seninle bir şarkı. Ben seninle bir roman. Ben yalnızca sana ait oldum. Ben seninle bu hiçbir bir zaman çocuk. Ne demek bu Eda? Ben seninle bir rüya. Sen başkasıyla evlendin. Ben bana niye bunu yapıyorsun? Seninle bir şarkı. Söylesene Eda. Ben seninle bir roman. Ben seninle bir çocuğum. Bu bebek gerçekten kimin Eda? Kimin? Ben seninle bir... Bir çay daha alayım mı baba, ister misin? Hayır, istemem. Babacığım, ne olur bu kadar üzme kendini. Doktor Melda için yakında düzelir demedi mi? Şu kavga olayında da senin bir suçun olmadığı anlaşılacak baba, göreceksin. Ben bir Melda'ya bakayım. Sen yorulma anne, ben kızım, bakarım. Otur, otur. Lavaboya da gideceğim. Alt tarafı bir kaza mı? İnanamıyorum sana Melda. Şu halinde bile espri yapıyorsun ya. Sende bir haller var ama. Söyle bakalım. Madem avaya gidecektin bana niye haber vermedin? Öyle apar topar planlayıp gidivermişsin. İyileşir iyileşmez gideceğiz ama bak. Söz mü? Harun kız kardeşiyle annesini almaya gitmemiş miydi? İşi bitince gelir nasıl olsa. Açmıyor. Duymadı herhalde. Eda. Kafededir. Çağırmamı mı istiyorsun? Tamam. Bulup geleyim. Yine ne yaptın sen? Ağmada neler olduğunu bana hemen anlatacaksın. Ne anlatayım? Hiçbir şey olmadı. Bana yalan söyleme Eda. Ne demeye çalıştığını anlayamıyorum. Senin ne işin vardı ağmada? Niye ablanla Harun'un baş başa olmasına izin vermedin ha? Yoksa ayrılamadın mı sevgili eniştenin yanında? Beni ağmaya Melda ablam çağırdı. Bilip bilmeden konuşma. Benim neyi bildiğimi sen çok iyi biliyorsun. Ama doğru. Bilmediğim bir şey var. Söylesene ablanı bu hale nasıl getirdiniz ha? Sen ne dediğinin farkında mısın? Ablam trafik kazası yüzünden böyle oldu. Kaza tabii. Peki ya gece yarısı bir başına niye binmişti o arabaya?
Niye havadan kaçarcasına sürüyordu o arabayı ha? Bilmiyorum. Bir arkadaşı aramış. Öyle mi? Niye Harun'la seni sorup duruyor öyleyse? Durmadan yalan söylüyorsun. Eğer aranızda bir şey yoksa ne işin vardı onların yanında? Ablam çağırdı dedim ya. Gelemem, işim var diyemedin mi? Ama hayır. Ablanın gözünün içine baka baka onun nişanlısını ayartmak dururken hiç gitmez olur musun? Üstelik hazır çağırmışken. Ne diyorsun sen ya? Bu ahlaksızlık için az bile söylüyorum. Üstelik evlisin. Ne yapmaya çalışıyorsun sen ya? Niyetin ablanı öldürmek mi? Bu kadar mı nefret ediyorsun ondan? Onları ayırdığında Harun senin mi olacak sanıyorsun? Yeter artık, sus! Ne oluyor? O odada yatan zavallı kız sizin umurunuzda olmayabilir. Ama benim umurumda. Ya o kazada ölseydi, hiç düşündünüz mü? Kaza hepimizi sarstı bile. Melda'yı düşünen tek kişi senmişsin gibi konuşma. Ya, düşünüyorsunuz öyle. Nasıl düşündüğünüzü çok merak ettim doğrusu. Gizli gizli buluşup koklaştığınızda ilişkinizi ondan daha ne kadar gizleyebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Yoksa bir gün öğrendiğine ne hale gelir diye mi? Haddini aşıyorsun Gülay. Kendine gel. Harun, Gülay abla yeter artık. Tartışmanın sırası değil. Tam sırası. Hatta geç bile kaldım. Melda sizin yüzünüzden ölebilirdi. Ne demek istiyorsun sen? Melda'nın o saatte arabaya binip deli gibi hız yapmasının bir açıklamasını yapabiliyor musunuz bana? Ben aptal ya da kör değilim, tamam mı? Aranızdaki ilişkiyi öğrenmese böyle bir şey yapmazdı. Kimseye haber vermeden çekip gitmezdi. Söyleyeceklerim bitti mi? Hayır. Bu rezillik sona erene kadar da bitmeyecek. Dediklerine dikkat et. Yoksa bu kadar sakin olamayacağım. Harun, lütfen. İnanamıyorum ya. Orada yatan evleneceğin kadın. Hayır. Evlenmeyeceğim. Gerçeği anlatacağım Melda'ya. Sen de bu meseleye bir daha karışmayacaksın. Harun. Eda, ne tartışıyorsunuz siz? Nereye gitti Harun? Bir şey yok anne. Doktorla konuşacakmış. Ben de gideyim. Hadi Türkan teyze, Melda'nın yanına gidelim. Artık seni dinlemeyeceğim. Herkes için en doğru olanı yapacağım. Doğru olan ablamın yanına gitme. Hayır Eda, yeter. Artık bunu duymak istemiyorum. Sen istiyorsun diye aşık olduğum kadının ablasıyla evlenmeyeceğim. Melda'ya en büyük haksızlık. Niye anlamıyorsun? Asıl sen anlamıyorsun. Ablam sensiz yaşayamaz. Mahvolur. Ben de böyle yaşayamam. Artık bir karar ver. Bu böyle devam edemez. Ya ablana her şeyi anlatıp birlikte mücadele edeceğiz ya da... Olmaz. Çıkar bunu aklından. Asla öğrenmemeli. O halde seni bir daha görmeyeceğim. Bundan sonra ne seni ne de ablanın hayatındaki yeri olacak. Yaşanan her şeyi unutacağız. Thank you.
ama yağmur gözlüm.